Merhaba Akademi Oyuncu nasılsınız? Ben Tuna Pamir. Sizlerle birlikte Diablo serimize tam gaz devam ediyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar bir bölüm sıfır videosu çektim ve bölüm sıfır videosu aslında Diablo 2'deki birazcık değişkenler neydi? Diablo 1'den farklı ne oluyor ve hikayede birazcık giriş yapacağımız böyle tatlış bir giriş videosu olmuştu. Ve şimdi tabii ki vakti geldi ve sırada Diablo 2. Ama Diablo 2 de beraberine gereken aslında Blizzard'ın yarattığı oyun evrenlerinin nasıl genişlediği ve aynı zamanda arka taraftaki yaptıkları sinema kabili kabiliyetleri diye düzelteyim en azından. Çok müthiş bir e, görsel efekle başlayan böyle bir e, hikaye ve yolculukları var. En azından yani 2000'li yıllarda bu tarz bir sinematik video izlemek gerçekten paha biçilmez bir şeydi. Ve tabii ki Diablo'nun açılış sinematiğine girelim. Normalde biraz daha ileride göreceğimiz senaryonun ve hikayenin devamında giden bazı karakterleri biraz erken göreceğiz ama kim olduk öyle ilgili çok tüyo vermeden birazcık sizle birlikte bu giriş gelen yapalım. Ondan sonra hemen vakit kaybetmeden de oyuna başlayalım istiyorum. O zaman vakti geldi ve Diablo 2 başlıyor arkadaşlar. Çok gergin. Şu arka taraftaki bu karanlık temayı çok iyi veriyorlar gerçekten. Bence müthiş başarılar bu konuda. Ee, hikaye birazcık Farklı bir şekilde anlatılıyor burada. Normalde aslında ilk Diablo 1'de ki kahramanımız Diablo'nun soulstone'unu biliyorsunuz kendisine kafasına saplayıp onun ruhunu tutmaya çalışıyordu. Ve onunla birlikte bir tavernada başlayan hikayesini bir önceki videomuzu görmüştük. Şimdi bir sonrakinde aslında birazcık farklı bir persona görüyoruz. Daha doğrusu farklı personalar diyelim. Farklı kişilikler ve karakterler. Biraz tatsız, ta tatsız bir ortam var şu an. So, Marius. At last I find you. Marius, sonunda seni buldum. Marius dediğimiz bir karakterimiz. Bir melek görüntüsü var karşısında. Tyrion. Evet. Seni şimdi hatırladım. Bu formda gezini tabi bilmem gerekiyordu. Herkes, herkes izliyor. Marius seni uzun zamandır arıyordum. Düşünmeye başladım ki artık bulunmak istemiyorsun gibi geldi. Beni affettiriyorsun. Bu benim suçum değildi. Senin suçun değil miydi? Söyle bana Marius. Bu senin nasıl suçun değildi? Bir yolcu. Evet. O yolcu. Tabii ki aslında Diablo birim sonuna şu an bağlıyoruz. diğer sürülmüşlerle birlikte hatıralarımda böyle bir yerde sığmıştım bir tavernada. Bir şey istiyor musun? Nasıl no no. <laughs> işi bitmiş. Oh, <laughs> Günler uyuyordum bazen. çok fazla rüyalar görüyordum. Ve bu hatıralar geri geliyordu. Rüyalar, hatıralar ve artık bunların farkını anlatamıyordum, hissetmiyordum. Rüyalarımdaki kötülük beni buraya kadar takip etti. Beni nasıl buldu burada? Bu yaşlı adam nasıl bu kadar ağır bir kılıcı taşıyabiliyordu? kendine ait böyle şeytanları olduğu var gibi diyordu. <laughs> Ve onu sanki böyle tutmaya çalışıyordu. <laughs> ne yani kaybediyordu. biraz sıkıntılı durumda o sırada rüya ile gerçek arasındakini fark edemiyor de ve onu... ve izlerken ve inandım ki gerçekten deriydim bu terör bu yıkım bu kötülük rüyalarımdaki şeytanlar bunlar mıydı? Neden onu takip ettim? Bilmiyorum. <laughs> Bildiğin tek şey... Geri çekildiğinde onu takip etmem Amerika'da Ve o anda itibaren... ...birlikte Doğu'ya doğru... ...sadece... ...Doğu'ya doğru ilerledik. <laughs> ya bu iki serisinin başlangıç videosu böyleydi arkadaşlar. Ah, Çok heyecanlı ve tabii ki ister istemez çok farklı bir konu ve bir hikaye bizi bekliyor olacak. Umuyorum bir önceki kadar sizlerin de eğleneceği, keyif alacağı ve benimle birlikte yaşayacağı keyifli bir macera olur. Ve sırada artık e, oyuna geçme vaktimiz geldi sanırım. Evet en sonunda oyunumuza geçtik. Bildiğiniz gibi arkadaşlar oyunu Battle.net üzerine oynayacağımı söylemiştim size. Ve Battle.net üzerine oynamak demek yani orijinal bir Diablo 2 kopyasına ihtiyacınız var demek. Ve Diablo 2'nin hala sunucuları açık ve girip çok oyunculu bir şekilde diğer oyuncularla birlikte oynayabildiğiniz bir yapısı var. Ee, ben de burada oynayacağım. Karakteri burada kasıyorum Çünkü burada yarattığım karakteri daha sonra tekrar geri dönüp daha levellerini yükseltmek ve oyunun en son son diyebileceğimiz zorluk seviyelerine kadar getirmek istiyorum. ilerleyen süreçte en azından. Ve eee... Bir önceki videoda bahsettiğim gibi Bovazon ya da Javazon yani bir Amazon <laughs> yapacağımızı söylemiştim ve e, en çok istek Amazon üzerine oldu ve kafa kafaya olan şeyler de vardı ama benim için de farklı bir tecrübe olsun istedim. E, bir Amazon karakterle Javazon dediğimiz yani elindeki mızraklarla birlikte olan bir savaşçı kadını oynuyor olacağız sizle birlikte e, ve şu an Rogue Encampment adı verilen aslında böyle Rogue'ların takıldığı bir küçük e, kurulum, böyle bir kamp alanına geldik. Çünkü bir önceki videoda da söylediğim gibi e, bu Diablo bir e, yenildikten sonra bir insan tarafından bir şeytan yenildiği haberler çıkıyor. Ve müthiş bir hazine var diye bütün herkes bu taraflara gelirken. Ama bir yandan da bir kötünün yavaş yavaş doğuya doğru gittiği ile ilgili söylemler var. Ve burada bulunduğumuz bölgede. Ee, buradaki kız kardeşler aslında daha da tanıyacağız bunları ileride. Ee, bir kötülüğün buradan geçtiğini ve bazı şeylerin yoluna gitmediği ile ilgili bilgiler veriyor. Biz de burada devreye giriyoruz ve bunları araştırmaya başlıyoruz. Ve Diablo 2 an ah, itibariyle başladım. Evet geçen sefer bazı videodaki farklılıklardan, yani videodaki oyundaki farklılıklardan bahsetmiştim. Ya yani bunlardan bir tanesi artık çok daha farklı bir Perspektifte oynuyoruz. Yani, evet, yine izometrik perspektifte ancak biraz daha farklı bir grafik motorunda oynuyoruz. Biraz daha dinamik canlı farklı teknolojinin kullanıldı ama gene 8 pakslı yani, animasyonların karakterlerin çizildiği böyle piksel grafikli ama bunları çok güzel bir şekilde 3D ye yedirilmiş bir e, oyun içerisindeyiz. Şuna başlayalım. Bir önceki oyunu hatırlarsınız ki Strength, Dexterity, Dexterity, Vitality var. E, Strength, Dexterity, Vitality ve Magic vardı. Burada da aynı şekilde Strength, Dexterity, Vitality ve Enerji var artık. Enerji gene mana için, Vitality can için, Dexterity çeviklik, Strength güç. E, level'ımız, Experience'ımız ve Diablo 1'den farklı olarak artık bir atak damage'ımız, bir de atak rating'imiz var. Yani bir de bir şey vurma şansımız var. Bir şey de vurduğumuzda damage'ımız var. Bunlar artırılır. Armor defense olarak güncellendi. Stamina artık bu oyunda koşma var çünkü. Diablo 1'deki gibi de değiliz. Biraz daha koşarak ilerliyor olacağız. Ee, bunun dışında life'ımız var, mana'mız var ve standart resistance'larımız var. Tabii ki bunun dışında daha farklı bir envanter bekliyor. Diablo 1'de sadece sağ el, sol el yüzükler ve kolyeler vardı. Şu an ee, kemerinden tutun ayakkabısına, eldivenine, kafalığına ve aynı zamanda iki farklı silah setine taşıyabildiğimiz bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Ee, gene scrolllarımız standart belli bir tane altınımız var. Burası bu şekilde. Bir de tabii ki oyunun en önemli farklılıklarından bir tanesi olarak da skill tree'miz. Diablo 1'deki gibi büyük kitaplarını öğrenip skillleri kullanmıyoruz. Burada gerçekten her klasın kendine ait farklı skillleri var. Ee, her klasta 3 ana başlık ağaç ve bu ağacın içerisinde de hepsinde ortalama yaklaşık 30 tane e, farklı e, yetenek var. Biz bugün başlayacağımız bu karakterde bir javelin ve sfir yani bu cirit ve mızrak yetenekleri üzerinden geçeceğiz. Artı Amazon'un kendine ait tatlı pasif skillleri var. Bunları da level atladıkça yeri geldikçe zaten sizler konuşuyor olacağım. Ee, ve OK skilllerini hiçbir şekilde vermiyor olacağız. Bunun dışında hmm, biraz daha detaylı map üzerinde karakterler vesaire daha dinamik. Diablo 2 Diablo 1'deki gibi gene e, random yaratılan maplerden oluşuyor. Böyle farklı bir güzel bir sistem vardı. E oynadığım için aynı zamanda Battlenet oynadığım için her girdiğimde haritaların çoğu resetlenmiş olacak. Yani bir single player experience gibi olmayacak. O yüzden bazı yerleri koşarak açıp gidip oralara uğramam gerekiyor olabilir. Bu tür yerlerde videolarda aksamalar olması muhtemel arkadaşlar. E, bunun dışında e, Maskper olduğu için mesaj logları var. Q'da questlerimiz var. Her akt yani burada act dediği Diablo'yu sahne sahne tasarlamış. Ya. Yani tiyatro. Bir tiyatro oyunu gibi düşünebilirsiniz. Ve şu an biz act 1'deyiz. Perde bir sahne bir Buradan başlıyor olacağız. Ee, son olarak da oyun menüsü ıvır zıvır tabii ki. Ve hmm, sanırım artık ups şeye hazırız. İlerlemeye hazırız diyebilirim. Uh, evet, questler tepemizde yanıyor. Kafa üzerindeki o tatlı soru işareti. Pek çok multiplayer, MMO oyunlarında olduğu gibi. Ya da diğer şeylerde bir soru işaretiyle. Burada bir problem var. Worid. Merhaba yabancı. Senin türünü burada görmeye sürpriz sü 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 yaşamadım. Senin... Evet, bu problemler ötürü bir sürü maceracı geldi. Tristram'da olan tarihçiden haberim vardır tabii ki. Terörün Lord oradaymış ve tekrar dünyada yürüyormuş diyorlar. Ona inanır mıyım ama bir karanlık yolcu buradan geçti birkaç hafta önce. Doğuya doğru geçti. Rogue Monastery'de bir daha doğru geçti. Belki bir şey değil. Ama kötü kendi uyanışında yolunu izini bırakır. Bu bir tane ee, tapınak var. Oranın kapıları, kapıları kapatıldı. Aynen. Ya, bu dışı güvenli olana kadar ben karavanıma burada kalacağım. Aynen sonra da gideceğim diyor. Loot Gore'in bölüm. Alive, Şu İslam'daki olan her şey bizi tüketmeye devam ediyor. Akar ile konuşmasın buranın lideri gibi. <laughs> belki sana daha farklı ve daha fazla şey söyleyebilir diyerek Warwick ile başlıyoruz. Teşekkürler Warwick bize bu bilgileri paylaştığın için. Diablo 2'nin Diablo 1'den bir farkı daha tabii ki arkadaşlar artık kendi çantamız dışında bir tane kutumuz var ve kutu içerisinde eşyalarımızı biriktirebiliyoruz. Altınımızı koyabiliyoruz, eşyalarımızı koyabiliyoruz. Kasabadık gibi yere atma devre an itibariyle kapandı arkadaşlar. Okey. Ee, Haritamızı Akara. Akara'ya gidelim. Bakalım buranın Akara'nın lideri bize diyecek bir şey vardır. Merhaba ben Akara. O. Oh. Gö görmeyen gözün kız kardeşliğinin yüksek rahibesiyim sana çok iyi bir e, sığınma yeri veremeyeceğiz ama. Ve bu eski kadim kız kardeşimiz bir lanet üzerine düştü. Evet. Doğudaki kapılar işte bizi bu tarafı güçlü kapılarımız kapatıldı ve bu, ve şu an kötü bir şeytani kadın Dimones Andrea tarafından engellenmiş durumda. Bizim bizden biriydi. Ve şimdi neden nasıl böyle döndü inanamıyorum. Ve bütün bu kız kardeşimiz bu bütün diyarlarda paramparça oldu, öldü ve kayboldu. Bu laneti kaldırmanın bir yolunu bul. Ve biz de sana olan e, sadakatimizi sunacağız. Diyerek başlayalım. Süper. Oh, doğada bu Rock Scout'lar yani öncü birlikler bir tane mağara bulmuşlar. Bu mağarada böyle bazı yaratıklar var ve bu mezardan çıkmış gibi garip şeyler oluyor. Buraya saldıracaklar gibi hissediyorum. Veya korkuyorum. Büyük göz, bizim gözü senin üzerinde olsun. Ve bu mağarayı bul ve bizim için temizle. Okey, merhaba. İlk, look for the down in the wilderness outside. Okey, çıkış kapımız bu taraftaymış. Bu da hemen. Gidelim o halde. Ay çok güzel. Diğer karakterlerle de konuşacağım ama biraz daha sıraları için konuşacağım tabii ki. Evet. Ya bu ikinin... Bloodmoor. Ooo, bu topraktaki gölgeleri yok edeceğim. Evet, dediğim gibi burada... Arkadaşlar, ee stamina dediğimiz bir yeniliğimiz var. Yani R'ye bastığımızda yürüyoruz veya koşuyoruz gibi bir seçenek içerisinde kalıyoruz. O yüzden de bunu dikkatli kullanmak lazım. Çünkü bazen güzel güzel koşuyorum derken bir anda staminanız bitip bizi çok zor bir koşula getirebiliyor tabii ki. Bakalım bu mağarayı bulabilecek miyiz? Biraz böyle çok sohbetli, girişli, çok konuşmalı bir bölüm oldu ama en azından ee, bence genel evreni tanımak için önemli olduğunu düşünüyorum. Umuyorum sizin için de güzel geçiyordur. Ve lütfen arkadaşlar yorumlarınızı eksik etmeyin. Ha, geldiğince tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Sizden gelecek olan her türlü e, beğeni ve yorum benim için çok değerli. Ve bana doğru bir iş yaptırdığımı yap, doğru bir iş yaptırdığımı kendime hissettiriyor. Doğru bir iş yaptığımı hissettiriyor bana. Bunlar folumlar. E, Diablo Tristram'daki ilk katta çıkan arkadaşlarımız. Anahtar. Bazı kutular burada kitle arkadaşlar ve yanınızdaki anahtarla sadece açılabiliyorlar. Ee, bunun dışında yere düşen itemları alta basıp yerde görebiliyorsunuz. Aldığınız eşyaları otomatik üzerinize giyiyor. Ee, böyle temel quality of life upgrades dediğimiz aslında oyunun genel yaşam cycle'ını bizim için hızlandıran ve kalitesini arttıran güzel update'ler var. Sonuçta 97 yılında çıkmış bir oyunun 2004 yıl, 2004, 2000, yılındaki remake'ine geldik arkadaşlar. Yani remake dedim yenisine daha doğrusu. Yani bu yüzden bu değişikliklerine ihtiyacımız zaten vardı. Oyunda normal Diablo'ya göre Diablo'dan çok daha farklı e, değişiklikler var bir yandan. E, nasıl anlatayım? Potion sistemleri birazcık farklı. E, hop ilk level'ımızı aldık. Harika. Oo, sarı bir yay mı düştü? Ben bovozon yapacaktım deyip acaba bir anda kendime o ok kullanırken mi bulacağım? Üf bu ne? Çok, erken çok güzel bir şey geldi. Evet değişiklerden kastım aslında item olarak değişiklerdi. Ee, bir damage'ları var. Bir class spesifik yani sizin oyun oyun sınıfınız yani karakter sınıfınız e, spesifik olarak oynayabildiğiniz aletler var. E, maksimum minimum damage olayımız var artık yani attığınız her damage'ın bir minimum maksimum değeri var ve bu aralıkta bir hasar veriyoruz. E, vurma şanslarımız, farklı yaratıklara vurma şanslarımız ve genel olarak e, aşağıların üzerine eklenen bir sürü farklı özellik var. Mesela şu an elinde bulduğum yayda 1 e 3 Lightning, elektrik ve onun üzerine 15 ee, zehir veriyor 4 saniye boyunca yavaş yavaş kademe kademe. Çok erken gelmiş güzel bir yay olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Biraz daha benim işime ee, kolaylaştıracak. Ragan issue. Gördüğünüz gibi efektler biraz daha heyecanlı, biraz daha tatlı üzerine. Yani videonun başında Bovazon, ay Javazon yapacağım dedim ama yani öyle bir yay çıktı ki bu bir anda Bobozon'a dönüşebilir. <laughs> Eğer Bobozon derseniz arkadaşlar lütfen yorumlara yazın. <laughs> e, çünkü e, klas spesifikasyonlarını yaz, klas olarak nereye ilerleyeceğinizi aslında çok erken karar vermiyorsunuz. Yani bu ilk birkaç e, nasıl söyleyeyim level boyunca hiçbir yetenek, hiçbir stat dağıtmamayı düşünüyorum. Çünkü oyun aslında a, nasıl anlatabilirim? Birazcık dengeli gidiyor. Yani oyunun başında size illa bir karar vermenizi force etmiyor. Diablo 1'deki gibi değil. Burada biraz daha özgürsünüz. Her level atladığınızda yine sana 5 stat puanınız geliyor. Aynı şekilde bir adet de skill puanınız geliyor. Bu skill puanlarınızı buradaki ağaçlar içerisine dağıtıyor olacağız. Bunun dışında şu mahalleyi bulsam çok güzel olacaktı ama. Böyle çok da uzun bir video yapıp sizin de canınızı sıkmak istemiyorum. O yüzden böyle aslında biraz daha bu tatla 20'şer dakikalık küçük tatlı seriler halinde bırakmakta fayda var. En azından mağaranın yerini bulayım da oradan nereden başlayacağımızı, bir sonraki videoya nereden geçeceğimizi kaybetmeden ilerliyor oluruz. Hop. Olabildiğince itemleri alıyorum, topluyorum, çantamda biriktiriyorum. Bunları çünkü satacağız. Sonra bir güzel altınlarımızı biriktirip bakalım Başka neler açabiliriz onları? Ee, dediğim gibi bir sürü farklı mekanik de var içerisine eklenmiş oyunun ve bunlar birazcık e, ilerledikçe karşımıza çıkacak. Yani oyunu çok güzel bir şekilde kademe kademe açmışlar diyebilirim. Gerçekten hani size bir anda her şeyi vermiyor. Böyle kademe kademe oyun içerisinde gizli böyle çok fazla özellik var. Bunların da her birine zaten uğruyor olacağız ama önceliğimiz tabii ki bu ...daki laneti kaldırmak arkadaşlar. Eklememizi aldık. Bir de şu mağaranın girişini bulursam... ...müthiş müthiş müthiş olacak gerçekten. Bu arada Diablo 1'deki gibi oklar... E, ...sınırsız değil arkadaşlar. Burada... ...bayağı bildiğiniz 350 adet ok alıyorsunuz. Ve oklarla idare etmeniz gerekiyor. Oklarınız bittiğinde... ...üzgünüm. Bir anda oksuz kalıyorsunuz ve kasabaya dönüp e, olabildiğince hızlı bir şekilde okullarınızı yenilemeniz gerekiyor. O yüzden aslında biraz daha hijabı eline getirmek istiyordum. Yani late game'de tabii ki e, Bobozo'nun birazcık sıkıntıları var. Yani o geri, geri geldiği zaman anlatacağım tabii ki ne gibi problemler olduğu ile ilgili. Ama e, hala geç değil. Yani şu an böyle bir yay bulduğum için kullanıyorum. Çünkü sonuçta daha iyi bir silah bulduğunuzda kullanmak zorundasınız. Ve bu arada gireceğimiz mağaramızı bulmuş olduk. Evet. Aslında ilk questimiz burada başlayacak. Ben de ilk bölümü çok uzatmak adına burada kesiyorum. Çünkü olabildiğince 20-25 dakikalık bölümler halinde bu bölümlerimizi çekmek istiyorum. Çünkü olabildiğince çok hikayem olsun size anlatacak istiyorum. Aa, sanırım şimdi bu kadar. Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Gerçekten çok büyük destek oluyor, çok büyük moral oluyor. Umuyorum e, benim de aynı şekilde kalitelerini arttırıp videolarımı daha da güzel içeriklerle karşınızda olacağımı inanarak burada böyle kendimi motive ediyor olurum. E, lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Eğer önerileriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Bunun dışında Diablo 2 serimize artık başladık. Aktif 1. birinci bölüm ilk quest'e geldik. Ve bir sonraki bölümde bu quest'i bitirip bir sonraki quest'e doğru yola çıkıyor olacağız. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.